Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürtçülüğe verdiği destek. 1945 yılında Türkiye'yi dolaşarak incelemeler yapan Amerikan askeri ve sivil uzmanlar, topladıkları bilgileri Amerikan Büyükelçiliği ve ilgili Amerikan resmi makamlarına sundular. Bu bilgiler ışığında Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü CIA, The Kurdish Minority Problem, Kürt Azınlık Sorunu başlıklı bir rapor hazırladı. 1948 yılında tamamlanan raporda Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sömürgesi olarak tanıtıldı. Amerika Birleşik Devletleri bu raporla 1948'den itibaren Türkiye'deki Kürtçülük ve bölücülük hareketlerine vereceği desteğin ilk adımını atıyordu. Amerika Birleşik Devletleri 1965 yılında Kürt politikasında yeni bir adım atarak Türkiye'ye Türk-Kürt Federasyonu kurulmasını önerdi. Öneri şöyleydi. İran, Irak ve Türkiye Kürtlerini federe bir cumhuriyette bir araya getirelim. Bunu da Türkiye'ye bağlayalım. Böylelikle büyük toprak kazanmış olursunuz. 1991'de 1. Körfez Savaşı sırasında bir Amerikan subayın sözleri. İşte Kürt devleti burada kurulur. Savaş bitecek, Saddam çökmüş olacak. Yörede devlet kalmayacak. Devlet otoritesinden yoksun boşluk doğacak. Kürtler bir devlet kurarak buradaki boşluğu dolduracaklar. Türkiye'den toprak isterler. 1995 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri'nin Amerikan Devleti'nin düşünce kuruluşu RAND Corporation'a hazırlattığı raporla Türkiye'ye bir kez daha Türk-Kürt Federasyonu önerildi. Raporda federalizmin Türkiye'yi büyüteceği savunuluyordu. Kürtçülüğün arkasındaki bazı Amerikan yetkilileri. Paul Henze. Uzun yıllar CIA'in Türkiye masası şefliğini yaptı. 1965 ve 1995 yıllarında Türkiye'ye Türk-Kürt Federasyonu'nu öneren raporların arkasındaki önemli isimdir. Henze, 1993'teki raporunda Atatürk ilkeleri yeni dünya düzeniyle birlikte ölmüştür. İran ve Arap parasıyla desteklenen aşırı dincilik Türkiye için ciddi bir tehlike değildir. Nurcular ilericidir görüşünü savunmuştur. Eski Amerikan Başkan Yardımcısı Al Gore. Körfez Savaşı'nın ardından Kürtlerin hamisi olduğunu ilan eden Al Gore, 1996'da Washington'da PKK yanlılarıyla görüştü. Bir kısım Kürtlerle ilişki içinde olup bir kısmına da terörist demeyi sürdüreceğiz açıklamasını yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Dairesi'nde görevli Henry Barkey. İstanbul doğumlu bir Yahudi olan Barkey, Washington Kürt Enstitüsü'nün 28-29 Temmuz 1998'de düzenlediği Kürt sorununa çözüm konferansını hazırladı. Çok iyi Türkçe konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz. 1993 yılında Suriye'nin başkenti Şam'a giderek terör örgütü PKK ile ateşkes pazarlığı yaptı. CIA'in Orta Doğu masası şefi Graham Fuller. Amerikan Devleti'nin düşünce kuruluşu RAND Corporation'ın İslam ve Orta Doğu uzmanı. Çok iyi Türkçe biliyor. Türkiye'de ilk kez 1965-68 döneminde çalıştı. Fuller, PKK'sız Kürt sorununa çözüm bulunmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin hakemliğinde Türkiye Kürtlerle federasyonu görüşmelidir, yoksa savaş yıllarca sürer görüşünü savunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Adana konsolosu Elizabeth Shelton. 1997 yılına kadar bu görevini sürdüren Shelton, Güneydoğu'ya sayısız gezi düzenledi ve HADEP'le İnsan Hakları Örgütü yetkilileriyle sürekli görüştü. Yardımcısı Joseph Pagnington'la terör örgütü PKK yandaşlarıyla gizli görüşmeler yapan Shelton, halen Azerbaycan'da Amerikan Büyükelçisi olarak görev yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Tennessee Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Michael Günther, CIA'in en önemli Kürt uzmanlarından olan Günther, Beyaz Saray'ın onayıyla 13-14 Mart 1998'de Suriye'nin başkenti Şam'da terörist başı Abdullah Öcalan'la görüştü. Günther Öcalan'a Barzani ile çalışması teklifini götürdü. Kürt sorunu konulu 3 kitabı bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski İsrail Büyükelçisi David Adolf Korn, CIA'in Orta Doğu masasının önde gelen isimlerinden olan Korn, terörist başı Abdullah Öcalan'a pasaportları sağladı ve Suriye'den çıktıktan sonra ülke ülke dolaştırdı. Abdullah Öcalan'la Amerikan yönetimi adına ilişki kuran Büyükelçi Korn, Beka Vadisi'nde 1995 ve 98'de iki kez Öcalan'la görüştü. Korn'un Öcalan'la mektuplaşmaları Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 27 Temmuz 1995 tarihli bülteninde yayınlandı.
Amerikan Senatör John Edward Porter. Amerikan Senatosu'nda terör örgütü PKK'nın en önemli destekçisi olan Senatör Porter, Şubat 1996'da 22 senatörün imzalayıp Başkan Clinton'a gönderdiği Kürt mektubunu hazırlamıştır. Porter'ın eşi de Beyaz Saray önünde Türkiye'deki Kürtlerle dayanışmayı hedeflediğini söylediği açlık grevini düzenlemişti. 30 Mart 1945, San Francisco Konferansı'ndaki Kürdistan haritası. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürdistan haritası. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürt nüfusu haritası. Amerikan Kolombiya Üniversitesi Kürt nüfusu haritası. İsrail'in Kürdistan haritası. Kanada'nın Kürt bölgeleri haritası.